Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Kız çocuklarımız için örgüsü kolay, güzel, model bir yelek yaptım. Bugün bunun anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yeleğin örgüsü çok kolay arkadaşlar. Yakadan zincir yaparak başlıyoruz. Ben bugün bu yelek anlatımını 1 yaş çocuk için yapıyorum. Siz isterseniz bu yeleği yeni doğan bebek için de yapabilirsiniz. Daha büyük çocuklarınız için de yapabilirsiniz. Yetişkinler için de uygun bir model arkadaşlar. Yeleğin örgüsünde iplik olarak kırmızı renk iplik kullanmayı tercih ettim ben. Siz bu kırmızı renk iplik yerine istediğiniz marka iplik ve renkleri kullanarak örebilirsiniz. Bu yelek örgüsüne 100 gram iplikten 1 yumak iplik bitti. İkinci yumak ipliğe başladım arkadaşlar. 1,5 adet ipliğe ihtiyacınız var. Bu çevresinde kullandığım iplik farklı bir iplik. Bu bebek ipliği, bu farklı bir iplik arkadaşlar. Bak bu şekilde Pular Puffy diye bir markalı iplik. Kullandığım iplik üzerinde 100 gram polyester özellikli bir iplik. 165 metre var. Bundan da 50 gram iplik yeterli. Tığ olarak 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Elimin sıklığına uygun olarak ben bugün 3 milimetre tığ kullandım. Sizin eliniz sıkkıysa 1 numara büyük tığ kullanmanız iyi olacaktır arkadaşlar. Buraya yakasına da bak kurdale taktım. 2 tane de düğme iliği yaptım. Karşılarına da düğmelerini diktim. Bak bu şekilde 2 düğme yaptım. Burada da düğme ilikleri var. Açık olarak görelim. Bakın yeleğin arka görüntüsü böyle. Model olarak çok güzel arkadaşlar. Bak dalga dalga güzel bir model. Bu yeleğe takım olarak bu şekilde bak bir şapka yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben kırmızı beyaz çalıştım. Siz istediğiniz renk ipliklerle bu örgüleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir de etek var bak. Yine aynı 1 yaş 1-2 yaş arası çocuk için yaptım bu eteği de. Bu eteğin anlatımını da ben yaptım. YouTube kanalıma yükledim. Sizler için bu eteğin olduğu YouTube linkini, bu şapkanın olduğu YouTube linkini ben bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. İzlediğiniz videonun açıklama bölümünde bulunan linklere tıklarsanız siz de bunlardan yapabilirsiniz. Bakın bir de ayakkabı var. Örgü ayakkabı var. Bunlara takım olarak. Ben bu şekilde dörtlü bir takım yaptım. Siz istediklerinizle istediğiniz gibi takım yapabilirsiniz arkadaşlar. Etek yelek yapabilirsiniz. Etek şapka yapabilirsiniz. Bu ayakkabıları yapabilirsiniz veya sade yelek olarak da yapabilirsiniz. Ben bugün bu yelek anlatımını sizlere yapmak istiyorum. Yeleğin örgüsüne yakadan başlandığını söylemiştim. Arttırmalar yaparak bak bu kol ayrımını yaptım. Siz bir veya iki sıra fazla yaparsanız yaptığınız örgü 3-4 yaşındaki çocuk için olacaktır arkadaşlar. Daha sonra bu kol ayrımını yaparsanız 3-4 yaş için olacaktır. Ölçülerini de söylüyorum. Başlamadan önce fikriniz olsun. Kol altının buradan gövde genişliğini ölçüyorum. 27 santimetre. Yüksekliğini ölçüyorum. Tam yükseklik 35 santimetre. Kol altından yüksekliğini ölçüyorum. 21 santimetre. Bu ölçüde 1 yaş çocuk için güzel bir ölçü arkadaşlar. İplik tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu güzel yeleğin örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklini dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup beğeni ve yorumlarıyla destek olan bütün arkadaşlara ayrıca teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Örgüye yakadan zincir yaparak başlıyorum. Zincir yapmak için ben ilk ilmeği bak bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz. Zincirleri yapmaya başlıyorum. Çok sıkı zincirler yapmıyorum arkadaşlar bakın. 86 zincir yapalım. 86 zinciri yaptım. Bak çok sıkı zincirler yapmadım.
Bu 86 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. 33 santimetre zincir uzunluğu var arkadaşlar. Benim elime sıklığına göre 33 santimetre için 86 zincir yaptım. Siz daha fazla büyük yapmak istiyorsanız daha fazla sayıda zincir yapabilirsiniz. Bu sırada kafesler yapacağız arkadaşlar. Bak, tığ üzerine iplik alıyorum. 4 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3, 4. 5. ilmek içine trabzan yapıyorum. Bak, bu bir kafes oldu. 4 ilmek atladım. Bir trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içine trabzan yapıyorum. Bak, iki defa da çıkardım. Trabzanı yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Bak, bu şekilde kafesler yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bak, son zincirin üzerine de bir trabzan yaptım. Kaç kafes yaptığımı sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41. Bir sırada 41 kafes modeli oluştu arkadaşlar. İkinci sıradayız. İkinci sırada model yerleştirmeye başlıyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk ilmek üzerine, bak, trabzan üzerine bir trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bak, bu ilk kafesi atlıyorum. İkinci kafes içine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapıyorum. Bak, iki defa da çıkardım. Trabzanları yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bak, iki trabzan yaptım. İki zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Aynı kafes içine iki trabzan daha yapıyorum. Bak, iki trabzan, iki zincir, iki trabzan oldu. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir kafes atlıyorum. Bak, bunu atlıyorum. İkinci kafes içine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapıyorum. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir kafes atlıyorum. İkinci kafes içine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapıyorum. Bak, bu şekilde oluyor arkadaşlar. Sıra sonuna kadar modelleri yaparak devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri yaptım. Son modeli, bak, buraya yaptım. Burada bir kafes var. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu kafesi atlıyorum. Bir önceki sırada 3 ilmek atlayarak yaptığım bir trabzan vardı. Bak, bu ilk zincir üzerine bir trabzan yapıyorum. Sıra başında da bir trabzan ile başladım. Sıra sonunda, bak, trabzan ile bitirdim. Kaç model yaptığımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bir sırada 20 model oldu. Siz daha fazla sayıda başladıysanız sizin daha fazla model olması gerekiyor. Üçüncü sıradayım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu sırada bu modelleri 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak yapıyorum. Bak, bu ilk 2 zincirin üzerine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum.
tığ üzerine iplik alıyorum. Bu model üzerine de bak 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bak son ilmek üzerine de trabzanı yaptım arkadaşlar. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Dördüncü sıradayım. Dördüncü sırada yine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. İlk ilmek üzerine bak trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Model ortasında bulunan bu 2 zincirli boşluğa 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bak 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Diğer model ortasına da 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bak son ilmeğe de bir trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. 5. sıradayım. 5. sırada yine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde model yapıyorum. İlk ilmek üzerine 1 trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 zincir üzerine bak model ortasında bulunan 2 zincir üzerine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Diğer model üzerine de 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bak 3 sıra 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmeğe de trabzanı yaptım. Yakanın şeklini görelim. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Görüntü olarak böyle oldu. 6. sıradayım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada bu modelleri 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan şeklinde yapıyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bak 1 ilmek atlıyorum. 2 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bak 2 trabzanın üzerine 2 trabzan yaptım. Bu 2 zincirli boşluğa 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bak burada 4 trabzan oldu. 2 trabzanı trabzanların üzerine yaptım. 2 trabzan da 2 zincir üzerine yaptım. 2 zincir yapıyorum. Buraya 2 trabzan yapıyorum. Bu 2 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bak bu modelden 1 ilmek atlıyorum. Diğer modelden de 1 ilmek atlıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Bu 2 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bu 2 zincir üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 ilmeğe trabzan yapıyorum. Bak 2 modeli bitirdim. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu modelden 1 ilmek atlıyorum. 2. modelden 1 ilmek atlıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 2 ilmeğe trabzan yapıyorum. Bak bu 2 zincir üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. İki trabzan yapıyorum. Diğer modellere başlıyorum. Bak görüntüsü böyle oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son olarak yine trabzan yaptım.
Bakın arkadaşlar, bu sırada modelleri 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan olarak yaptım. 7. sıradayım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu sırada yine 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan yapıyoruz. İlk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 3 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bak, 3 ilmek üzerine trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu 2 zincir boşluğa 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyorum. Bak, 3 ilmeğe trabzan yaptım. 4. trabzanda bu 2 zincirli boşluğa yaptım. Bu 3 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan oldu. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu modelden 1 ilmek atlıyorum. İkinci modelden 1 ilmek atlıyorum. 3 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. 1 zincir boşluğuna 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyorum. Bir fazladan yaptım. 3 ilmek üzerine 3 trabzan yapıyorum. Bak, yine 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan oldu. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. 3 ilmeğe trabzan yapıyoruz. Ortada bulunan 2 zincir üzerine de 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 8. sıradayım. 8. sıra bu 7. sıranın tekrarı oluyor arkadaşlar. Tığ üzerine iplik alıyorum. İlk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 3 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. 1 zincirli boşluğa 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyorum. 3 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bak, bu modelden 1 ilmek atlıyorum. İkinci modelden 1 ilmek atlıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bak, bu 7. sıranın tekrarı arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bak, son trabzanı da yaptım arkadaşlar buraya. 8 sırayı tamamladık. Bak, 3 sıra, 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan model yaptım. 9. sıradayım. 9. sırada bu modelleri 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan olarak yapıyorum. Bak, 9. sıradayız. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 1 ilmek atlıyorum. 3 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. 2 zincirli boşluğa 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. 3 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan oldu. 3 ilmeğe trabzan yaptım. Bu 2 zincirli boşluğa 2 trabzan yaptım. 5 trabzan oldu. 2 zincir yaptım. 2 trabzan yaptım. 3 ilmeğe 3 trabzan yaptım bak. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Bir bu modelden atlıyorum. Bir diğerini ikinci modelden. 3 ilmek üzerine trabzan yapıyorum.
3 trabzanı yaptım. 2 zincirli boşluğa 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. İlmek üzerine de trabzan yapıyorum. Bak yine 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan oldu. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu sırada modelleri 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan şeklinde yaptım. 10. sıradayım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bu sırada yine trabzanları 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan olarak yapıyorum. Bak bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bu 4 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bak 1 2 3 4 4 ilmek üzerine trabzan yaptım. Bu 2 zincirli boşluğa 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyorum. 4 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Diğer modelde 4 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bakın. 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan oluyor modeller yine. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmeğe bak yine trabzanı yaptım arkadaşlar. Bakın görüntüsü böyle oldu. 11. sıradayız. 11. sıra bu 10. sıranın tekrarı oluyor. Yine 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 4 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bu 2 zincirli boşluğa 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyorum. 4 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bak 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan oldu. Tığ üzerine iplik alıyorum. 1 ilmek buradan atlıyorum. 1 ilmek buradan, 2 ilmek atlıyorum. 4 trabzan yapıyorum. Bak modellerimiz aynı arkadaşlar. Bir önceki sıranın 10. sıranın tekrarı oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Görüntüsüne bakalım. Bakın üst sırada 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan olarak yaptım. Bakın görüntü böyle arkadaşlar. 12. sıradayız. 12. sırada 6 trabzan, 2 zincir, 6 trabzan olarak yapıyorum. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bu 4 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu 2 zincirli boşluğa 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bak 2 trabzan yapınca 6 trabzan oldu. 2 zincir yapıyorum. 2 trabzan yapıyorum. 4 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Altı trabzan, 2 zincir, 6 trabzan oldu. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 4 trabzan yapıyorum. 2 zincirli boşluğa 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum.
Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmeğe bak, trabzan yaptım. Bu sırada modelleri 6 trabzan, 2 zincir, 6 trabzan olarak yaptık. Yakanın şeklini görelim. Bakın bu şekilde oldu. Yaka arttırmalarını ben burada bitiriyorum arkadaşlar. Bu sıradan itibaren kol bölümünü gövde bölümünden ayırıyorum. Örgüyü artık gövdenin örgüsüyle devam ediyorum. İlk önce bu ayrımlarını yapalım. Benim bir sırada 20 model var. Model model ayırıyorum arkadaşlar. Bak sayıyorum. 1, 2, 3 model. Ön bölüm için yapıyorum. Bak bu ikisinin ortasına işaret taktım. 4 model kol bölümü için yapıyorum. 1, 2, 3, 4. İplik ile işaret yapabilirsiniz. Bak işaret iğneleriniz yoksa iplik de kullanabilirsiniz. Şu şekilde işaret yapıyorum. Diğer taraftan da sayıyorum. 1, 2, 3 model atlıyorum. Bak ikisinin ortasına işaret yapıyorum. Kol için 4 model sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Bak buraya işaret yapıyorum. Arka bölüm için modelleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6 model de arka bölüm için geldi. Bak katlıyorum şu şekilde. Görüntüsü böyle bakın. 13. sıradayım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bu ilmekler üzerine trabzan yapıyorum. Bak 1 2 3 4 5 trabzanı yaptım. Bak bu model ortasında bulunan 2 zincir üzerine bu sırada 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyorum. Bak buraya. Bak 6 trabzan, 2 zincir, 6 trabzan oldu bir modelde. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 5 trabzan yapıyorum. Ortaya 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyoruz. Bu işaret yaptığım modele kadar devam edelim. İşaret yaptığım yere kadar bak modelleri 6 trabzan, 2 zincir, 6 trabzan olarak yaptım. 1, 2, 3 model oldu. Kol için ayırdığımız bu modeller var bak. Burada son ilmeği yapmıyorum bak. 6 trabzan oldu. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu 4 model ayırdım. 4 modeli atlıyorum. 1, 2, 3, 4. Bak bu 5. modelin bu ilk trabzanı atlıyorum. 2. trabzan üzerine trabzan yapıyorum. 5 trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyorum. Bak bir ilmek atlıyorum. Bir ilmek buradan atlıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 5 trabzan, 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyorum. 5 trabzan yapıyorum. Bak buraya yine 6 trabzan, 2 zincir, 6 trabzan yaptım. Kol altı bak böyle oldu arkadaşlar. Ön ve arka bölümü birleştirdik. Kolda 4 modeli atladım. Diğer kol altını yapmak için bu işarete kadar 6 modeli tamamlayalım. İşaret yaptığım yere kadar arka bölüm için 6 modeli yaptım bak. Buradan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 trabzan, 2 zincir, 6 trabzan yaptım. Diğer kol altındayım. Tığ üzerine iplik alıyorum. 4 modeli atlıyorum. 1, 2, 3, 4. Bak ön için işaret yaptım. Bu bir ilmeği atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Yine 6 trabzan, 2 zincir, 6 trabzan yapıyoruz.
Buraya bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Altı trabzan, iki zincir, altı trabzan oldu. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bak yine bir trabzanı yaptım. Bakın arkadaşlar. Bu sırada kol bölümünü gövde bölümünden ayırdım. Örgü artık bu gövdenin örgüsüyle devam edecek. Bak, kol altları böyle oldu. Ön bölümler için 3'er model, arka bölüm için de 6 model oldu. Toplam 12 model ile gövde bölümünün örgüsüne devam ediyorum. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 5 trabzan yapıyorum. 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyorum. 5 trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Gövdenin örgüsü bir kas sıra bu. 6 trabzan, 2 zincir, 6 trabzan ile devam edecek. Bak bu kol altında hiç fark eden bir şey yok. Model modeli devam ediyor. Arttırma veya eksiltme yapmıyoruz. Gövdenin örgüsüne devam edelim. Yeleğin gövde örgüsünü yapacağım ölçüye göre tamamladım. Kol altı yaptıktan sonra kaç sıra yaptığımı sayıyorum bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sıra yaptım arkadaşlar. Benim yapacağım ölçüye göre yeterli. Santimetre olarak ölçüyorum. 19 santimetre yükseklik var. Siz biraz uzun olsun istiyorsanız 1-2 sıra devam edebilirsiniz bu şekilde. Ben bunu yeterli görüyorum. Şimdi bu ön patta ve çevresinde bunun gibi bak bir iplik var. Bu iplik ile trabzan sırası yapıyorum. Polar Puffy markalı bir iplik bak arkadaşlar. Üzerinde böyle yazıyor. Kullandığım iplik üzerinde 100 gram polyester bir iplik. 165 metre var. Siz farklı renkli iplikler de kullanabilirsiniz. Beyaz herhangi bir bebek ipliği ile de bunun çevresinden yapabilirsiniz. Ben bugün bu iplik kullanmayı tercih ediyorum. Bak bu ipliği kesiyorum. Kırmızı ipliği burada kesiyorum. Şu uçtan başlayalım. Bak. Buradan başlıyorum. Bir ilmek yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Trabzan yapıyorum. Her ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Her ilmeğe bir trabzan yapalım. Bak buraya da iki trabzan yapacağız. Oraya kadar yapalım isterseniz arkadaşlar bak. İki trabzan yaptım. Buraya bak. İki zincirli boşluğa iki trabzan da yapabilirsiniz. Üç trabzan da yapabilirsiniz. Bak üç trabzan yapıyorum ben. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Bu şekilde diğer uç noktaya kadar devam edelim. Buraya kadar bak trabzanlar yaparak tamamladım. Görüntüsü böyle oldu. Bak dalga dalga görünüyor. Burada da trabzan yaparak devam ediyorum. Bak en son ilmeğe bir trabzan yaptım. Aynı ilmek içine 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 Dönüş yuvarlak olacağı için düzgün görünsün istiyorum. Bak diye burada bulunan trabzanlara trabzan yaparak devam ediyorum. Her trabzan sırasına 2 trabzan yapıyorum arkadaşlar ben. Siz elinizin sıklığına göre ayarlama yapabilirsiniz. Dalga dalga olmasın bu ön pat.
Bak bu şekilde. Trabzan yaparak devam edelim. Buraya kadar bak trabzan yaptım. Bu kadar boşluk kaldı arkadaşlar. Bak bu kol kesimi yaptığım yerden 2 sıra öncesine kadar trabzanları yaptım. Buraya 2 tane düğme iliği yapıyorum. Bak birisini buraya yapmak istiyorum ben. Birisini de yaka başlangıcına. Bir zincir yapıyorum düğme iliği için. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bak bu ilmeği atlıyorum. Bu ilmek içine trabzan yapıyorum. Bak düğme iliğinin yeri bu şekilde belirgin oldu. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Bak diğer düğme iliğini de buraya yapıyorum. Bak birisini buraya yaptım. Diğerini de buraya yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bu ilmek içine trabzan yapıyorum. İkinci düğme iliği buraya oldu. Buraya bir trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Bir iki düğme iliğini yerini belirledim. Siz isterseniz bunu yapmadan düz yapabilirsiniz. Buraya kurdale takarak kullanabilirsiniz. Yakanın çevresinde sık iğneler yapıyorum. Bak şu şekilde ilk ilmeğe sık iğne yapıyorum. Diğer bak şu kafes yaptım bir zincirli boşluklara 2 sık iğne yapıyorum. Her boşluğa 2 sık iğne yapıyorum bak. Çok dalgalı olursa arada birer sık iğne de yapabilirsiniz arkadaşlar buna. Sık iğne yaparak buraya kadar devam edelim. Diğer ön patta da aynı burada yaptığımız gibi trabzan sırası yaparak sıra sonuna kadar tamamlayalım. Buraya kadar bak tamamladım arkadaşlar. Yakanın çevresinde sık iğne yaptım. Bu ön patta da trabzanlar yaptım. Burada olduğu gibi. Buraya düğme iliği yapmadım. Bak ben düğmelerini diktim buraya. Sıra sonundayım. Sıra sonunda dönüş yapmak için bak bu ilmek başladığım ilmeğe 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 Burada yaptığım bak bu ilk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Yuvarlak bir görüntü elde ettim. İpliği kesiyorum. Bakın görüntüsü böyle oldu buranın. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Düğme iliğini bak yaptığım yerin tam karşılarına 2 tane düğme diktim. Ben böyle bir düğme dikmeyi tercih ettim. Siz istediğiniz gibi düğmeler dikebilirsiniz. Kol ucunda da burada yaptığım gibi trabzan sırası yaptım bak. Bir kolu ben hazırladım. Diğer kolun örgüsünü sizinle birlikte yapalım. Kol altından başlıyorum. Bir ilmek yapıyorum. Tığ üzerine ipli bak bir zincir yapıyorum sağlamlaştırıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum kol çevresinde. Bak bu model ortasında bulunan iki zincirli boşluklara isterseniz 2 yapabilirsiniz. 2 trabzan isterseniz 3 trabzan yapabilirsiniz. 3 trabzan yaparsanız biraz daha dalga dalga olur arkadaşlar. Bak her ilmeğe trabzan yapıyorum bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bak son ilmek ile kol altında yaptığım bu ilk ilmeği ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar kol çevresinde yaptığımız zaman böyle oldu. Diğer kol örgüsünde aynı başlayıp yapabilirsiniz. Böylece yeleğin örgüsünü bitirdim. Bakın bu şekilde oldu, çok güzel oldu. Açık olarak görelim. Bak örgünün ters tarafı böyle. Arka görüntüsü de bu şekilde. Hem
kolay hem de güzel bir model gördüğünüz gibi arkadaşlar. Düğme iliklerini de takıyorum bak. Bu yaptığımız düğme ilikleri vardı. Bunlara takması kolay. Şu şekilde geçirdim. Ölçülerini söylüyorum size. Kol altının buradan yüksekliğini ölçüyorum. 21 santimetre. Bak burayı yaptık, biraz daha uzun oldu arkadaşlar. 21 santimetre. Omuzdan itibaren tam yüksekliğini ölçüyorum. 35 santimetre. Genişliğini ölçüyorum. Kol altının buradan gövde genişliğini ölçüyorum. 27 santimetre. Bu ölçüde 1 yaş bebek için güzel bir ölçü oldu. Ben bugün bu yeleği 1-2 yaş arası bir çocuk için yaptım arkadaşlar. Bu şekilde oldu bak. İkinci yumak iplikten de elimde bak daha bu var arkadaşlar. Çok az kullandım ikinci yumak iplikten. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklini dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.